AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Gündemimizi arz edeceğim. Gündemimiz açılış yoklama, saygı duruşu İstiklal Marşı, Sayın İl Başkanımızın açılış konuşmaları, kaleme başkanların selamlama konuşmaları, ardından milletvekillerimizin konuşmaları, il koordinatörümüzün ve genel başkan yardımcımızın konuşmaları şeklinde olacaktır. Teşekkür ediyoruz. Teşkilatımızın her zaman emrindeyiz. AK Gençlik olarak her zaman bir neferiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir neferi olarak Kırşehir'imizde birlik beraberlik içerisinde çalışmalarımızı en üst safhada sürdürmeye çalışacağız. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Cumhurbaşkanımızın gönül belediyeciliğin mimarı, cesur yürekli liderimizin de söylediği gibi belediyecilik gönül işi, aşk işi ve dertli insan işidir. Yerelde ve genelde iktidarımızın yaptığı hizmetleri gölgelemeye çalışanlar şunu bilmelidir ki milletimiz geçmişte olduğu gibi istikbalini ve istiklalini her zaman AK kadrolarından yana kullanacak ve hizmeti AK kadrolardan alacak. Kaman Belediyesi olarak ahlaki ilkelerde hiçbir zaman ödün vermedi. Yenilenen kadrolarımızla, birimlerimizle, vatandaşımızın hizmetinde akıllı bir şehir, daha yaşanılabilir bir Kaman yaratabilmek için gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Esnaflarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, vatandaşlarımızla gönül birliği yaparak hem birebir hem de istek ve ihbar hatlarımıza gelen tüm talepleri elhamdülillah tamamını gerçekleştiriyoruz. Ve bu süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmayla memleketimize en iyi ve en kaliteli hizmeti geçirmek için durmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kaman denince bundan sonraki süreçte akla her zaman birlik, bereket
Rabbim ömür verdiği müddetçe mazlumların yanında, zalimlerin ve vatan hainlerinin karşısında elif gibi din döktüren liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, teşkilatlarımızın emrinde, milletimizin hizmetinde durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz Allah'ım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin kalkınması ve halkımızın refahı için hep birlikte yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu süreçte sizlerin de desteğiyle bizim için büyük önem taşıyor. Bu süreçte Sayın AK Parti İl Genel Meclis üyelerinde olarak bizler hiçbir mazerete sığınmadan sizlerin bizlere olan güvenine layık olma anlayışı içerisinde her köyümüzde çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Hemşerilerimizin taleplerine ve beklentilerine cevap vermeye çalışıyoruz. İhtiyaçlarını karşılamaya her zaman büyük önem göstereceğiz. Hemşerilerimizin de paylaşmış olduğumuz projelerimizin gerçekleşmesi için her zaman büyük çaba içerisinde olacağız. Bu süreçte kırsal alanlarımızın altyapısını güçlendirmeye yönelik pek çok projeyi hayata geçirdik. Öncelikli olarak köy yollarımızın iyileştirilmesi için başlatılan asfalt ve yol çalışma genişlemeleri başarıyla tamamlandı. Hamit Kırdok arası, Çanakpınar, Bahçepınar ve Dolun Kaş köylerinin içerisinde bulunduğu bağlantı yollarının içerisine alarak Mahmutlu köyü yol ayrımına kadar asfaltımızı attık. Kısaca yaptıklarımızdan çok kısa başlıklarla bahsetmek istiyorum. Millet dershanesiyle 850 öğrencimize dershane hizmeti verdik. Kariyer merkezimizi Çalışma Bakanlığımız, İşkur, Ortak İşbirliği'nde, üniversitemiz işbirliğinde kurduk. Şu an gençlerimize daha iyi bir hizmet verebilmek için elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Sizin talepleriniz bizim için önemlidir. Hakkınız çok, hiçbir aşamada ödenmez. Sizlere ve hizmetiniz çok, onun için her zaman başımın üstünde yeriniz var. Milyonlarca yıldır süren tarihin akışı içinde önemli dönüm noktaları vardır. Dünya ve insanlık için kayda değer, duruş sergileyen liderler ve milletler vardır. İnsanın kısacık ömrünün içinde ömrüne bedel, hatta ömrünü aşıp ezelden ebede ulaşan canıyla, kanıyla nakşettiği izler vardır. Tabii her şehre gittiğimizde farklı duygular içerisinde salonlara giriyoruz, konuşmalarımızı yapıyoruz. Kırşehir açıkçası bizde yaptığı çağrışım iyi ahlak, doğruluk, kardeşlik, yardımseverlik, dürüstlük. Teşkilatımız ise bize şunu düşündürdü. Bugün bu salonun kapısından gelince, bu yüksek enerjiyi gördüğümüz zaman, bu gülen yüzleri, bu kararlı bakışları gördüğümüz zaman Allah'a şükürler olsun ki bizler taş üstüne taş koymaya çalışan bir teşkilatın mensuplarıyız. Allah'a şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye için çalışan teşkilatın mensuplarıyız. Şu geldiğimiz süreçte AK Parti teşkilatları olarak şunun gayet net farkındayız. Şu bilinçle ilerliyoruz. Bizlerin görevi sadece şu an toprağın üstünde yaşayan, nefes alıp veren vatandaşlarımıza karşı değil. Bizim aynı zamanda yüzlerce yıldır toprağa düşmüş olanlara karşı da görevimiz var. Gazze'li kardeşlerimize, Filistinli kardeşlerimize karşı Siyonist İsrail yönetimi tarafından yürütülen soykırım bize bir kez daha gösteriyor ki dünyanın Türkiye'ye ihtiyacı var. Dünyanın büyük ve güçlü Türkiye'ye ihtiyacı var. Dünyanın elini masaya vurduğunda ses getiren Türkiye'ye büyük ihtiyacı var. İşte bütün bunları bir araya getirdiğimizde bir taraftan ayağa kaldırdığımız altyapımız, diğer taraftan uluslararası konjektürde oluşmuş olan güç boşluğu, bir diğer taraftan mazlumların bize duyduğu ihtiyaç, bu üçünü bir araya getirdiğimizde, bir de bunun yanına Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğini koyduğumuzda bir kez daha görüyoruz ki gerçekten Türkiye belki birkaç yüzyılda bir açılacak bir fırsat penceresini aralamıştır. İşte Türkiye yüzyılı vizyonu
Bu fırsat penceresinin adıdır.